Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Aydın Yayınları TYT Kimya Soru Bankası'nın mol kavramı konusunun ilk testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki 0,8 gram SO3 gazı kaç moldür demiş. Arkadaşlar öncelikle ne yapmamız lazım? SO3 gazının 1 molünü hesaplamamız gerekiyor. Zaten 0,8 gramın ne kadar mol olduğu sorulmuş. O zaman şöyle desek. Bakın 1 mol SO3 gazı kaç gramdır? Elimizde 1 mol kükürt var. Kükürtün eması 32 verilmiş. 1 çarpı 32. Artı diyoruz 3 mol oksijen atomu var. O zaman 3 çarpı oksijen eması 16 toplarsanız arkadaşlar 32 artı 48'den 80 gram gelir. Bakın 80 gramı 1 mol. O zaman sorumuz şudur arkadaşlar. 80 gram SO3 1 mol ise bizden istenen 0,8 gram SO3 kaç mol olur sorusunun cevabını sormuş. Buradan da arkadaşlar gerekli işlemleri yaparsanız 0,01 mol gelir. Cevabımız A şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda normal koşullarda 3,36 litre hacim kaplayan etan gazı kaç mol olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı iyi bilmemiz lazım. Normal koşullarda 3,36 litre ne demek? Öncelikle şunu belirtelim arkadaşlar. Normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayan etan gazı 1 mol yapar. Yani bu tüm gazlar için geçerlidir. Onu da söylemiş olayım. Yani normal koşullarda 1 mol gaz her zaman arkadaşlar 22,4 litre hacim kaplar. Bakın tekrar söylüyorum, gaz olması gerekiyor. Bazen sorularda sizi düşürmek için katı ve sıvı denebilir. Dikkat edelim. Sadece tek şartımız normal koşullarda 1 mol gazlar 22,4 litre hacim kaplar. Yani önemli bilgidir. Üzerinde çok durmamın sebebi budur arkadaşlar. 3,36 litre demiş. O zaman normal koşullarda acaba 3,36 litre elimde etan gazı olsaydı kaç mol olurdu sorusunun cevabını soracağız. Oradan da arkadaşlar gerekli işlemleri yaparsanız yani 3,36'yı 22,4'e bölerseniz 0,15 mol gelir. Cevabımız D şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda 30 gram asetik asit molekülü kaç tane oksijen atomu içerir demiş. Öncelikle şunu yapalım. Bakın elimizdeki asetik asitin 1 molü acaba kaç gram olur sorusunun cevabını bulmamız lazım. O zaman şöyle yazarsak CH3COOH'ın kapalı formülünü oluşturalım. 2 mol karbon, 4 mol hidrojen, 2 mol de oksijen atomu var. Buradan arkadaşlar karbonun eması bakın 12 verilmiş. 2 çarpı 12 artı 4 mol hidrojen atomu var. Hidrojenin eması 1, 4 çarpı 1 artı diyoruz. Bakın oksijenin 2 mol olduğu verilmiş ve 16 gram. O zaman 2 çarpı 16. Burada arkadaşlar gerekli işlemleri yaparsanız asetik asitin eması 60 gram bölü mol gelir. O zaman sorumuz şudur arkadaşlar. Bakın şöyle soralım. 60 gram bölü mol asetik asit molekülünde kaç tane oksijen atomu vardır arkadaşlar? Baktığınızda 2 mol oksijen atomu var. Biliyorsunuz kimyada mol demek N tane yani Avogadro sayısı demektir. 2 mol ne demektir? Aynı zamanda 2N tanedir. Bakın bazen N kullanıyoruz, bazen Na kullanıyoruz. Burada N aldığı için ben de N alıyorum. Bakın şunu da belirteyim. Avogadro sayısı büyük N, Na ya da N sıfır şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Bunu da notunuzu alın. Evet, 60 gramı bu kadar. Oksijen atomu varsa dedik. Bizden istenen 30 gram bölü molü ne kadar olur demiş. Buradan da arkadaşlar soruyu sorarsak yani içler dışlar çarpımı yaparsanız cevabımız N tane gelir. Yani Na tane gelir. Başka bir deyişle cevabımız C şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda 0,2 mol propil alkol bileşiğinde kaç mol atom vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın kaç mol atom vardır diyor. O zaman bizim öncelikle şuna gitmemiz lazım. Acaba bizim elimizde yani propil alkolün 1 molünde ne kadar atom var? Bakın 3 mol karbon var. 8 mol hidrojen var. 1 mol de oksijen atom var. Burayı toplarsanız arkadaşlar 12 mol atom var. Ne kadar bileşikte var? 1 mol bileşikte. Acaba bizim 0,2 mol bileşiğimizde ne kadar olur? Yani 0,2 molde kaç mol atom olur? Buradan da gerekli işlemleri yaparsanız
Arkadaşlar 2,4 mol atom gelir, cevabımız B şıkkı olur. Beşinci sorumuza baktığımızda 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane atom içeren SO3 gazı kaç gram yapar demiş. Bakın tane atomdan gelmiş. Buraya dikkat edeceğiz. Bakın Avogadro sayısı da zaten seçeneklerde verilmiş. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın Avogadro sayısını biliyoruz. O zaman şöyle desek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. SO3 bakın atom dediği için SO3'ün atomuna geçmemiz lazım. 1 mol SO3'te 4 tane atom var. O zaman çarpı 4 diyorum. Bu kadarı 1 mol arkadaşlar. 1 mol de biliyorsunuz gram istiyor. Bakın SO3'ün gramına gitmemiz lazım. 1 mol kükürt 32 gram. 3 mol oksijen de 3 çarpı 16'dan 48 toplarsanız 80 gram yapar. O zaman 80 gramsa diyeceğiz. Bakın grama geçtim. 1 mol için tekrar parantez açtım. Acaba 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tanesi kaç grama tekabül eder sorusunun cevabını istemiş. Buradan da arkadaşlar gerekli işlemleri yaparsanız cevabınız 4 gram gelir. Yani cevabımız B şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tane hidrojen atomu içeren formik asit bileşiği kaç gram olur demiş. Önce elimizde 1 mol formik asitin kütlesini hesaplarsanız arkadaşlar ya da taneden gidelim. Çünkü o da tane istemiş. O zaman şöyle desek elimizde bizim hidrojen için gitmemiz isteniyor. Elimizde 2 mol hidrojen var. Yani o da ne yapar? 2n tane. Avogadro sayısı cinsinden gideceğimiz için. 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu içeren formik asit kaç gramdır arkadaşlar? MA'sını hesaplarsanız biraz önceki gibi hidrojenden 2 tane var. 2 gram artı karbondan bir tane var. 12 gram. Oksijenden 2 tane var. 16 çarpı 2'den 32 gram. Toplarsanız 46 gram yapar. Bu kadar arkadaşlar. 46 grammış. Bizden istenen de ne kadar? 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tanesi isteniyor. Bu da arkadaşlar 2,3 gram gelir. Cevabımız D şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan etan gazı kaç mol atom içerir demiş. Bakın yine şuraya odaklanacağız. Normal koşullarda 5,6 litre ne demek? Gazlar için geçerli bir şey demiştik. Ne diyorduk? Normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayan etan gazı normalde bakın kaç mol atom diyor. 1 mol etanda arkadaşlar 8 mol atom var. O zaman bu kadarı 8 mol atom içerirse acaba 5,6 litresi kaç mol atom içerir? Sorusunun cevabı 2 mol atom gelir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. 8. sorumuza baktığımızda 12,8 gram oksijen atomu içeren karbondioksit gazı normal koşullar altında kaç litre hacim kaplar demiş. Arkadaşlar öncelikle şunu yapmamız lazım. Elimizdeki karbondioksit gazının önce ne yapalım? Bir MA'sını hesaplayalım. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü oksijen üzerinden de gideceğiz. Ona dikkat edelim. Elimizde karbondioksit gazında kaç mol oksijen var? 2 mol. Oksijenin MA'sı 16. O zaman 2 çarpı 16'dan 32 gram oksijen atomu içeren karbondioksit biliyorsunuz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Bizden istenen şu kadar 12,8 gram oksijen diyor. Normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Burada da sorumuzun cevabı 8,96 litre gelir. Cevabımız D şıkkı olur. 9. sorumuza baktığımızda 0,4 mol X3H4 bileşiği 16 gram olduğuna göre X elementinin bağlı atom kütlesi ne kadar olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın elimizde 0,4 mol X3H4 bileşiği var. Bu 16 grammış. Acaba 1 mol X3H4 bileşiği kaç gram olur dersek? Buradan da arkadaşlar cevabımız 40 gram gelir. Yalnız bizden X'in MA'sı isteniyor. Bu 40 gram kimin MA'sıdır arkadaşlar? X3H4'ün. Biliyorsunuz X3H4'ün içerisinde ne var arkadaşlar? 3 mol X var. 4 mol de hidrojen var. Hidrojenin MA'sı zaten 1'dir. Bu değer 40'mış arkadaşlar. Buradan 3x eşittir 36, x eşittir 12
Bağlı atom kütlesi gelir. Cevabımız A şıkkı olur. 10. sorumuza baktığımızda 0,3 mol SO2 gazındaki atom sayısına eşit sayıda molekül içeren karbondioksit gazı kaç gramdır demiş. Şimdi arkadaşlar baktığınızda sizden SO2 içerisindeki atom sayısını eşitliyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. 0,3 mol SO2'de kaç mol atom var? 1 mol SO2'de 3 mol atom varsa 0,3 çarpı 3'ten 0,9 mol atom vardır elimizde. Bakın bunun atom sayısına eşit sayıda molekül içeren karbondioksit. O zaman bu kadar molekül içeren bir karbondioksit varmış. O zaman 0,9 mol karbondioksit gaz acaba kaç gram yapar? Karbondioksitin emasını hesaplarsanız karbondan 1 mol var 12 gram. Oksijenden 2 mol 2 çarpı 16. O zaman 12 artı 32'den 44 gram yapar. O zaman sorumuz şudur arkadaşlar. Bakın 0,9 mol 44 gramsa EMA ile çarparsak 39,6 gram gelir. Cevabımız C şıkkı olur. 11. sorumuza baktığımızda 14,4 gram demir 2 oksit katısı için hangisi yanlış olur demiş. Evet arkadaşlar öncelikle demir 2 oksitin EMA'sını hesaplarsanız 1 mol demir 56 gram, 1 mol oksijen 16 gram toplarsanız burası 72 gram bölü mol yapar. O zaman şunu söyleyebiliriz. 14,4'ü 72'ye bölersek elimizde 0,2 mol demir 2 oksit katısı vardır. Doğrudur. 0,4 mol atom demiş. Arkadaşlar 0,2 mol olduğunu bulduk zaten. 1 molünde 2 mol atom varsa 0,2 çarpı 2'den de 0,4 mol atom içerir. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda demir için bilgi istenmiş. 0,2 mol. Demir 2 oksitte bakın birebir iyonlaştığı için 0,2 mol de demir vardır. Demirin eması da 56'dır. Çarparsanız 11,2 gram demir içerir diyebiliriz. Doğrudur. Denizli'ye baktığımızda 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içerir demiş. Bakın tane diyorsa Avogadro sayısına gidin dedik. Elimizde ne kadar oksijen atomu var? 1 mol. 1 mol de zaten 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yapar. Peki biz 0,2 mol olduğunu bulmuştuk. O zaman 0,2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 derseniz 1,204 çarpı 10 üzeri 23 yapar. Doğrudur. E şıkkına baktığımızda normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplar. Bakın arkadaşlar şurada dikkat edelim. 0,2 mol gaz. Evet normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Buradan cevabınız 4,48 litre gelir. Normalde bakın değer olarak tutuyor ama biz ne demiştik? Normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplama olayı kimler için geçerliydi? Gazlar için geçerliydi. Peki bizim elimizde gaz mı var? Hayır bakın katı var. O yüzden arkadaşlar düşmüyoruz. Yanlıştır cevabımız E şıkkı olur. Pardon arkadaşlar 12. soru aşağıda kalmış. Evet 12. sorumuza baktığımızda 0,25 mol atom içeren N2O3 gazının kütlesi kaç gram olur demiş. Şimdi arkadaşlar baktığınızda mol atom diyorsa bizim de bunun atom sayısına geçmemiz lazım. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 1 mol N2O3 molekülünde kaç mol atom vardır? 5 mol atom vardır. Peki bizim elimizde ne kadar atom varmış? 0,25 mol atom varmış. O zaman 1 mol bileşikte bu kadar atom varsa 0,25 mol atom kaç mol yapar derseniz 0,25 bölü 5'ten ne gelir arkadaşlar? 0,05 mol elimizde bizim N2O3 gazı varmış. Bunun kütlesi isteniyor. N2O3'ün emasını hesaplarsanız arkadaşlar 2 mol azot 2 çarpı 14 3 mol oksijen çarptık. Yani 28 artı 48'den 16 76 gram yapar. Buradan da 0,05 ile 76'yı çarparsanız 3,8 gram gelir. Cevabımız D şıkkı olur. 13. sorumuza baktığımızda 1,5 mol karbon atomu içeren bileşikte kaç tane oksijen atomu vardır demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bakın elimize verilen bileşik yani C3H6 parantez içerisinde COOH2 bileşiğinde kimden kaç tane var ona bakalım. Karbon üzerinden gitmemiz lazım. Çünkü soru karbon üzerinden gelmiş. Bakın 3 mol karbon burada. 2 mol karbon da buradan gelecek. Yani 5 mol karbon var.
5 mol karbon arkadaşlar ne kadarmış? 1,5 mol karbonatomu diyor. O zaman 1,5 mol karbonatom burada 5 mol karbon varsa şunu söyleyebiliriz. O zaman bizim elimizdeki bileşik 1,5 bölü 5'ten 0,5 mol elimizde bizim bileşikten varmış. Kaç tane oksijen atom vardır? Bakın tane diyorsa Avogadro sayısına geçin demiştik. Pardon arkadaşlar, şurada da değeri yanlış böldüm sanırsam. Düzeltelim tekrar. 1,5'u 5'e bölerseniz 0,5 değil arkadaşlar. 0, 3 mol yapar. Yani orayı da düzeltelim. Pardon arkadaşlar, dondu galiba. Evet, şurayı bir düzeltelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle komple silelim ya da daha anlaşılır bir şekilde yazsak daha doğru olur. Yani şöyle diyelim arkadaşlar, bakın. Yani biraz karışık olmuş olabilir. Şimdi şöyle diyelim. 1 mol bileşikte 1 mol bileşikte 5 mol karbonatomu varsa acaba 1,5 mol karbonatomu olursa kaç mol bileşim oluşur? Buradan arkadaşlar bileşiğimizin 0,3 mol olduğunu buluruz. Bizden kaç tane oksijen atomu olduğu isteniyor. Baktığınızda oksijenlerin de ne kadar var? Ben şu bileşiği şuraya tekrar alırsam C3H6 COOH 2 demiş. Bakın burada 2 tane oksijen var. 2 de buraya da çarparsanız 4 oksijen. O zaman sorumuz şu. 1 mol bileşikte 2 Na tane oksijen atomu varsa acaba 0,3 mol bileşikte ne kadar olur dersek, buradan da arkadaşlar pardon 2 Na tane dedik. Orayı da düzeltelim. 4 Na tane diyeceğiz. Özür diliyorum arkadaşlar. Şöyle diyelim çünkü 2 çarpı 2'den şuradan 4 geliyor. 4 Na tane oksijen atomu içerirse 0,3 molde ne kadar olur dersek, buradan da 1,2 Na tane gelir. Cevabımız C şıkkı olur. 14. sorumuza baktığımızda 1,8 mol atom içeren C3H6 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar demiş. Bakın atom içeren diyor arkadaşlar. O zaman ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim elimizde 1 mol C3H6 gazında 9 mol atom vardır. Acaba 1,8 mol atom olursa, yani 0,2 katını alırsak 0,2 mol elimizde bileşik olur. Bakın normal koşullardaki hacmimiz soruluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyordu. O zaman 0,2 mol gaz ne kadar hacim kaplar dersek, o da 4,48 litre yapar. Cevabımız C şıkkı olur. 15. sorumuza baktığımızda Avogadro sayısı kadar atom içeren demir 3 oksit bileşiği kaç gram olur demiş. Bakın Avogadro sayısı kadar atom ne demek arkadaşlar? 1 mol demek. Yani 1 mol atom içerecek. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın elimizde 1 mol F2O3 bileşiğinde kaç mol atom var? 5 mol atom var. Değil mi? Acaba 1 mol atom içerirse bileşiğim kaç mol olur sorusunu sorarsak, 1 bölü 5'ten 0,2 mol elimizde F2O3 bileşiği vardır. Bakın gramı isteniyor. Demir ve oksijen eması verilmiş. Şuradan EMA'yı hesaplarsanız 2 çarpı 56 artı 3 çarpı 16'dan ne gelir arkadaşlar? Zannediyorum 160 gram gelir. 0,2 molünü soruyor. O zaman 0,2 çarpı 160'dan oradan da cevabımız 32 gram gelir. Cevabımız C şıkkı olur. 16. sorumuza baktığımızda 7,2 gram magnezyum içeren magnezyum nitrür bileşiği toplam kaç mol atom içerir demiş. Bakın magnezyum üzerinden gelmiş. O zaman bize magnezyum üzerinden gitmemiz gerekiyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, bakın 1 mol magnezyum kaç gram? EMA'sı verilmiş 24 gram. Acaba 7,2 gram magnezyum kaç mol yapar dersek, buradan 0,3 mol elimizde ne vardır? Magnezyum atomu vardır. Peki şunu sormamız gerekiyor. Bakın magnezyum üzerinden gideceğiz. Çünkü bileşiğin molünü bilmiyoruz. O zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar. 1 mol magnezyum nitrür bileşiğinde 3 mol magnezyum varsa acaba 0,3 mol magnezyum kaç gram yapar dersek, buradan bileşiğimiz 0,1 mol gelir. Yani benim magnezyum nitrür bileşiğim 0,1 mol. Ama bizden kaç mol atom içer diye soruluyor. O zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar. 1 mol
Magnezyum nitrürde 3 mol magnezyum, 2 mol da azottan 5 mol atom mu var? Bizim elimizde kaç mol bileşik vardı? 0, 1 mol. O zaman 5 ile çarparsak da 0, 5 mol atom içerir. Cevabımız E şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizlere destek olmayı unutmayınız. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.